Isla Los Uros. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Los Uros. 10 soles. ¿Billet? Sí. 10 soles. Go and back. Sí. Ok. ¿A cuánto tiempo? Cuando hay 15 personas. Go and come back 2.5 hours, 3 hours. 3 hours. Sí, todo el recorrido. Ya. But ¿cuánto tiempo? ¿Salir? ¿Now or time? ¿Cuántos minutos? Después de... hay que esperar media hora. Ya, ya. Pero es el único avión. No, what time? Ahorita, ¿a qué hora salimos? Con 15 personas. 8:48, 9:20 sería. Ya, ya, le voy a decir. 9:20. 9:20. Sí, salir. 9:20 aquí. No. A ver, 8, 11, al mediodía, 12. Al mediodía, 12. ¿Cuánto minutos later go? 30 minutos, 30 minutos go. 30, no, señor. What time ferry go? What time? ¿A qué hora va a salir ese ferry? Dur abi, dur. Çevire yazalım, anlamadım. Ya, ¿qué hora es ferry? Ahorita. Hay que esperar. Unos 30 minutos hay que esperar para que salga la embarcación. ¿Cuánto hora? Time, ferry. ¿Cuánto hora? 3 hours. It's 9 o'clock. Yes. It's 9. Approximately 10 o'clock. 10 o'clock. Yes. Okay. Bunu soruyorum. Yes. 10 o'clock. Aquí. Yes. 1 hour. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Çok basit bir soru ya. Ya bunu Bolivya'da da çözemediler, burada da çözemediler. Bir türlü anlamıyorum. Gidiş saatini söylüyorlar, atıyorum 3 saat sürecek, 5 saat sürecek, 1 saatte gidiyor, bunu söylüyorlar ama saat kaçta kalkıyor abicim, bana bunu söyleyin. Yani bu nasıl anlaşılmıyor bilmiyorum, hala çözemedim. Cidden çok şaşırıyorum buna. Yani tamam, onu soruyorum, 3 saatte gidiyor, eyvallah, onu anladım. Bir daha bu soruyu soruyorsam demek ki saat kaçta kalkıyor, bunu soruyorum demektir. Yani bilmiyorum, İspanyolcayı çözmem lazım acilen. Selamlar herkese. Yine derdimi anlatamadım. Abi beden dili olmuyor. Çeviriye yazıyorum, olmuyor. Çeviriye yazıyorum. Saat kaçta kalkıyor feribot? Yani çok basit. Çeviri de doğru çeviriyordur herhalde yani. Ne bileyim. Aman işte, neyse. Bir saat sonra falan kalkacakmış herhalde. Çok fazla turist olmadığı için bekliyorlar. Biz de o ara yemek yeriz diye düşünüyorum. Çünkü açım. Onun için soruyorum yani. Yoksa beklerim orada. Ay neyse, inşallah bir saat sonra geldiğimde burada olurlar. Burada Uros adaları var. Los Uros diye geçiyor. Böyle sazların üzerinde yaşıyor insanlar. Onu görmek istiyorum, onu merak ettim. Yani buradan direkt Cusco'ya geçmek istemedim. Yol üzerinde Puno şehrinde durup bu adaları görmek istedim. İlginç bir yaşam stili. İnsanlar yüzyıllardır o adaların, o sazların üzerinde yaşıyorlarmış. Gelip görmek istedim açıkçası o yüzden. Şurada feribot kalkacak işte. Onu bekleyeceğiz. İlginç bir yaşam stili. Yani böyle yaşam stilleri dünya üzerinde nadir. Benim bildiğim kadarıyla, belgesellerden falan izlediğim kadarıyla, o yüzden kaçırmamak lazım. Şu ileride bir pazar yeri vardı da. Yani oraya kadar gitsem yetişebilir miyim diye düşünüyorum. Böyle bir geçerken bir süzdüm etrafı da. Böyle kahvaltılık yiyebileceğim bir şey yoktu. Bir bakalım yine etrafa, belki bir şeyler buluruz. Buenos días. ¿Salteñas? Sí, de tres, de dos. Tres, dos. Ajá. ¿Pollo? Oh, de pollo. Una, por favor, tres. Ya. ¿Cómo está? Şöyle. Unos, dos, tres. Üç soles.
Muchas gracias. Limón, no. Ah, no, gracias. Peçete var mı? Ha? Peçete nasıl deniyor İspanyolca? Papel. Ah. Muchas gracias. No sé, no sé hablar inglés, pero te entiendo. Turco, inglés. Ajá. You, Quechua, Aymara? Quechua. Quechua. How to say gracias Quechua? Gracias. Yus palasun. Wo? Yus palasun. Yus palasun. Yus palasun, señora. Adiós. Quechua dilinde teşekkür etmeyi de öğrendik. Bu şey, Peru'da, Bolivya diyecektim. Peru'da yaşayan halkın bildiğim kadarıyla büyük bir çoğunluğu şey, Quechua ve Aymara. Bunu yine araştırıp daha doğru bilgiyi veririm. Ama onların dili de burada konuşuluyor, meşhur yani, bilen insanlar var. Özellikle yaşlılar. Şöyle bir tane salteña saldım, 3 soles. Hiç TL'ye çevirmek istemiyorum. İçerisinde tavuk var. Teyze de çok tatlıydı. Sabah sabah valla. Sabah ki diyaloğun üzerine teyzeyle diyaloğum daha iyi bence. Sabah çünkü beceremedim pek. Buraya yürürken... Ticket. I have ticket. Muchas gracias. Ya sinirlenmiyorum ama bu arada. Hani bazen böyle ses tonum doğal olarak değişebiliyor ama sinirlenmiyorum yani. Ama gülesim de geliyor, insanlara ayıp olmasın diye gülemiyorum da. Derdimi de anlatamıyorum. Komik oluyor. Ama garip yani. Saat kaç? Kaç saatte gidiyor bunların? Ne bileyim, anlaşılması gerekiyordur diye düşünüyorum. Oy. İçi patates dolu, en sevdiğim. Bunu o kadar zor bulabiliyorum ki. Oo, çok güzel. Şu ileride hemen şu sol tarafta pazar yeri kuruluyor. Hemen burada da zaten başlangıcı var. Yani bir tane sokağı var, başlangıcı değil de. Onun içerisinde çok ilginç yemekler var da. Vakit kısıtlı. Oy. Zor nefes alınıyor ya sabahları. Böyle otelde, hostelde vesaire kalıyorsunuz ya da çadırda. Dışarı çıktığınız an ne hikmetse sabahları çok zor nefes alıyorsunuz. Gün içerisinde normal, alışıyor vücut belki de ama sabah o dışarı ilk adımı attığınızda ve ilk yarım saat, bir saatte inanılmaz bir zor nefes alışveriş var. Onun sebebini bilmiyorum. Muhakkak bir açıklaması vardır ama sabahları çok güç oluyor nefes alıp vermek. Gün içerisinde normale dönüyorsunuz. Patatesli tavuklu vallahi, mis gibi mis. Bayıldım buna. Acá adentro? Sí, o estar arriba un rato, después de unos 10 minutos vamos a... ¿Posible? ¿Posible? Sí. Okay. Arriba. Good. Bañito. Gracias. Ticket? Bende kalsın abi ticket. Belki orada isterler. Gracias. Is the ticket transportation? This is transportation. Go back. Yeah. Is the ticket admission is from 8 soles. Okay, gracias. You pay for me. Uros adalarına gideceğimiz tekne bu. 10 soles bilet için veriyorsunuz. 8 soles de kaptanı ödedim. O da şey için, adaya giriş ücreti. Onu ödeyecekmiş adaya girmeden. İsterseniz aşağıda, isterseniz yukarıda oturabiliyormuşsunuz. Şöyle size göstereyim. Birazdan kalkar herhalde ya. Gelmeye başladı turistler. Burada bir sürü tekne var böyle. Chasquita choli, chunquito y una tua y mucha tua. Chasca chasquita choli, chunquito y una tua y mucha tua. Uros adalarına geldik şimdi dostlar. Baksanıza. İnsanlar nasıl yaşıyorlar ya burada? Çok ilginç değil mi? Şuraya yanaşacağız.
El sallıyor abla. Allah ufaklığa bak şuna. Abi şuraya baksana ya. Valiki. Valiki. Keçua dilinde konuşuyorlarmış. Keçua dilinde hoş geldiniz diyor. Biz de Keçua dilinde karşılık verecektik ama kolay bir dil olmadığı için unuttu herkes sanırım. Bayağı da kalabalık abi. Şu gördüğünüz bu adacıklar, sazlardan oluşan adacıklardan bir sürü var bak. Şu karşıda gördüğünüz her yer bu Uros adacıkları. Hola. Kamisaraki. Ya çok ilginç ya. Batıyor yere baksana. Yürümeye alışmak birazcık zaman alacak gibi. Tekne böyle yanaştı dostlar. Ama bu da geleneksel tekneleri. Bu ekstraya giriyormuş buna binmek istiyorsanız. Bu da geleneksel evleri. Şöyle oturalım da abi bilgi verecekmiş, sonrasında gezeriz. Kamisaraki. Waliki. Nayasutija Mari. Nayasutija es mi nombre es, dice, ¿no? Ella se llama Mari, her name is Mari. Un aplauso para... Daha demin şurada toplandık abi, bir şeylerden bahsetti. Ben de birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz yer Uros Adaları. Burası nerede? Titicaca Gölü'nün üzerinde. Şu an Titicaca Gölü'nün üzerindeki adacıklardan bir tanesindeyiz. İki video önce bahsetmiştim. Isla de Sol videosunda bahsetmiştim. Titicaca Gölü dünyanın en yüksek rakımlı gölü. 3810 metrede. Ve üzerinde bir sürü ada ve adacık var. Adacık dediğimde aha böyle sazlardan, şu totora dedikleri sazlardan yapılan adacıklar. Burada Uros halkı yaşıyor. Bu totora dedikleri sazları böyle çapraz şekillerde yapıyorlarmış ve suyun üzerinde kalmasını sağlıyorlarmış. Bu şekilde insanlar yaşıyorlar. Bu adacıkları yapmalarının sebebi ise Uros halkının eski dönemlerde düşman savaşçılardan kaçmak. Halkı bu şekilde koruyorlarmış suyun üzerinde yaşayarak. Şeyi de göstermek istiyorum size. Bu sazdan, bu adacığın yapısını da göstermek istiyorum size. Bunun temeli bu. Bakın. Şöyle bir şeyin üzerine bu totora dedikleri sazları çapraz şekilde koyuyorlarmış. Ama bu zaman oluyormuş. Öyle hemen bir haftada biten bir işlem değilmiş. Daha sonrasından böyle evlerini vesairelerini inşa ediyorlarmış ve şöyle makette de gördüğünüz gibi yaşıyorlar. Bir de şeyi gösterdi. Bu adaların hareket etmemesini de şu sopalarla sağlıyorlarmış. Yani bunu daha büyük düşünün. Bu böyle maket gibi düşünün. Böyle suyun dibine batırıyorlar. Anladığım kadarıyla dört bir yandan. Öyle olunca da ada hareket etmiyormuş. Yoksa abi şey diyor, yani bugün diyor Peru'da uyursunuz, yarın diyor Bolivya'da uyanırsınız. Hareket eder diyor ada. Bir de burada ateş yakarken çok dikkat ediyorlarmış. Bakın şöyle bir taş var. Bunun üzerinde ateşlerini yakıyorlar. Yoksa bu yanar. Yani bu yanarsa batarlar. Bir de şöyle bir buz var ama bunu sanırım söndürmek için kullanıyorlar. Şöyle de bir ocakları var. Burada da insanlar böyle hediyelik eşya satıyorlar. Ben bu evlerin hepsini böyle geleneksel ev diye düşünmüştüm. Aslında mantıken öyle. Geleneksel evler ama şu gördüğünüz yuvarlak evler asıl geleneksel evlermiş. Bu dikdörtgen kare olan evleri modern evlere benzeterek yapmışlar. Bir de şeye dikkat edin. Evler biraz daha yüksekte, bak şöyle bir sanki yarım metre daha bir yükseklikte yapmışlar. Onun sebebi de şey dedi abi, romatizmaya iyi geliyormuş. Romatizmadan koruyormuş. O sebeple öyle yapmışlar. Güneş panelleri de var, elektrikleri de var. Böyle bir yaşam sürüyorlar. Böyle hediyelik eşya satarak da turistlerden geçimlerini sağlıyorlar. Yani ana geçim kaynakları bu. Bunların hepsi el dokuma. Buradaki yaşayan halklar böyle el dokuma işleri yapıyorlar. Turistlere satıyorlar, o şekilde geçiniyorlar. En büyük geçim kaynakları turistler. Hayır, ufaklığa bak nasıl yatıyor. Kıyama. Adayı anlatıyor işte. Buradaki yaşamı anlatan el işlemeleri.
Güzel ama işte ben alıp çantanın neresine sokacağım bunu ya. Çok isterim bir tane almayı ama. Alıp çantanın neresine sokacağım. Bir de daha turum devam ediyor. Nasıl taşıyacağım? Hepsi sorun. O yüzden sadece bakmakla yetiniyorum. Ama burada da böyle bir sürü hediyelik eşya var. Türkiye. Geleneksel botları. Size şimdi yukarıdan göstermek istiyorum adayı. Ama şurası birazcık sakat. Ha bak. İnsanların yaşadıkları evler. Burası sanırım farklı bir sazdan yapılan bir ada. Aynen. Arada böyle bir boşluk var. Bizim ziyaret ettiğimiz ada burası. Bu adacığın ismi de Santa Maria Coyla'ymış bu arada. Baksanıza ya. Alabildiğine böyle sazdan ada. Çok ilginç bir yaşam tarzı ya. Bu da geleneksel botlarıymış. Evlendikleri zaman bu botlarda falan eğlence yapıyorlarmış. 3 gün 3 gece sürüyormuş eğlenceleri. Burası işte dostlar. Uros halkının yaşadığı yer. Geleneksel evleri burada yaşıyorlar. Hediyelik eşya satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. En büyük gelir kaynakları turistler. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente de Manco Capac. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente de Manco Capac. Vivo en los totorales, en la casa de mi padre, sin saber la educación. Quisiera ir a la escuela, sin saber la educación. Quisiera ir a la escuela. Ne haber? Tipe bak ya. Çok sevimli ya. Şimdi adadaki tur bitti. Bize tekneye geçmemizi söylediler. Ben de rica ettim. Bu kısma geldim. Bir şey söylemek istiyorum. Bazı turistler şu geleneksel botlara bindiler. 10 soles verip burada turlayacaklar adaları. Ben de tabii vermek istemedim. Bu adada kalmak istedim. O şeyden bahsetmiştim ya, böyle bir toprak gibi bir şey üzerine böyle sazları koyuyorlar diye. Bakın sordum ona tekrardan. O toprak gibi şey bu. Bak şurada da var. Şurada da var. Onun üzerine bak bu sazları koyuyorlarmış. Totali 3 metreymiş. Yani onunla birlikte bu sazlar 3 metreymiş. Suyun derinliği de 25 metreymiş. Bu şekilde suyun üzerinde kalıyorlar. Dediğim gibi işte sabitlemek için de o çubukları kullanıyorlarmış. Böyle bir adacık. Şeyi de sordum, hani bu ada zamanla çürüyebilir, baksana yani gitmiş bu mesela. Nasıl suyun üzerinde kalıyor diye. Ada halkı karar veriyormuş ona. Yenilenebilecekse bu sazlar, tekrardan böyle onarabileceklerse onarıyorlarmış. Onaramayacak durumdaysa bu sazlar, onarılmayacak durumdaysa yeni bir adacık yapıyorlarmış. Bu şekilde de yaşamlarını yeni adada sürdürüyorlarmış. Böyle işte dostlar. Ya şey sadece çok kötü, yani burası çok ilginç, güzel bir yer. Geldiğime hiç pişman değilim. Ama çok hızlı bir gezi oldu ya. Yani ışık hızıyla anlattım birçok şeyi. O yüzden dinleyemedim bile. Ses iyi mi kötü mü, yanlış bir şey mi anlattım vesaire. Birazcık hızlı anlattım. O yüzden kusura bakmayın. Kontrol de edemedim. Normalde mesela anlatıyorum. Bakıyorum hani yanlış bir şey söyledim mi, eksik bir şey söyledim mi, ya da ses gitti mi gitmedi mi diye bakıyorum. O yüzden burada kontrol edemedim. Kusura bakmayın. Yani saçma yani. Bota geçmemizi söylediler. Ben sadece rica ederek bu kısımda kalabiliyorum. Eğer para verirseniz şu botlarla dolaşabiliyorsunuz. Onun dışında burada beklemeniz gerekiyor. Çok hızlı bir tur olmasa, biraz daha uzun olsa bence güzel bir yer yani. Değişik bir aktivite.
çubuğu görüyor musunuz? Bu adaları sabitlemek için o çubukları kullanıyorlar. Bahsetmiştim ya. O çubuklar işte. Yeni bir adaya getirdiler bizi. Burada yemek yiyebilirsiniz dediler. İsterseniz bekleyebilirsiniz. Bir de isterseniz pasaporta buranın mührünü vurabiliyor musunuz? Bir sorlasa. Böyle bir adaya geldik. Şu karşı taraftaydık daha demin. Ha bak burada market var. Burada restoranlar var. Bazı adalarda şey de varmış. Adını söyle. Okul varmış. Çocuklar okula gidiyormuş. Hastane var mı onu öğrenemedim ama okul varmış burada. Bir de mesela böyle alışveriş yapacakları zaman ne bileyim böyle pazara gidecekleri zaman Puno'ya gidiyorlar. Atlıyorlar teknelerine. Puno'ya gidiyorlar alışverişini yapıp tekrardan adaya dönüyorlarmış. Ha, burada da hediyelik eşya dükkanı var. Ne güzel ya renkler. Ha, bu çok güzelmiş ha. Acayip hoşuma gitti bu. Ha bak bastığın yere çok dikkat edeceğim. Görüyor musun bak suyu? Daha demin şuradaki abla şey yaptı, suya düştü. Baksana. Gözüküyor bak su. Tehlikeli ha. Bastığın yere dikkat edeceğim valla. Gölün dibini boylarsın burada. Çıkamazsın da geri ha. Gerçi tam dibe batmazsın da battığını düşünsene nasıl çıkacaksın? Tehlikeli ya. Vallahi geçmiş olsun abla. Bir baktım abla yerde dedim ne oldu? Sonradan anladım bir şey olduğunu, suya battığını. Neyse abi hiç o tarafa gitmeyelim. Sakata gelmeyelim. Bildiğimiz yoldan yürüyelim. Oğlum mayın tarlası gibi ha burada. Ana! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? İyi misin? He? Sen de mi adada yaşıyorsun? He? Adalı mı oldun sen de? He? Seni yerim. Seni yerim. Seni yerim. Miskin. Şuna bak miskin. Dönüş yolculuğuna geçtik artık dostlar. Bakın. Burada futbol sahası var. Hemen şu ileride bir tane voleybol sahası da gördüm. Futbol, voleybol oynanıyor ama basketbol oynanmıyor demişti rehber abimiz. Bak buraya 8 soles veriyorsunuz girerken. Bir de 10 soles de şey için veriyorsunuz. İşte bilet için toplamda 18 soles. Eğer hediyelik eşya almak isterseniz ekstra. O geleneksel bota binmek isterseniz ekstra. Yemek yemek isterseniz ekstra. Onun dışında 18 solese bu turu halledebiliyorsunuz. Evet sallıyor oradaki ablalarda. Gözüküyor mu tam bilmiyorum da. Değişik bir yerdi ya. Bayağı değişik bir yerdi. Tek sıkıntısı çok hızlı hareket ediyorsunuz ya. Yani zaten yarım saat git yarım saat gel. 2 saat burada harcıyorsunuz diyorlar ama tam 2 saat gibi de yemeyebilirim. Yemek yediğimiz o adada birazcık uzun kaldık. O arada işte ben de bir drone falan uçurdum. Bana da 10 dakika var dedi. Desene bana yarım saat kalacağız diye. Hızlı bir şekilde drone uçurdum. Umarım güzel görüntüler almışımdır. Değişik bir yaşam stili yani. TRT Belgesel buraya geldim bilmiyorum ama umarım gelmediyse de gelir, çeker, bizlere daha güzel tanıtır buraları. Dostlar ben şehre döndüm. Burası pazar dedi. Buranın içerisinde yemek satıyorlar. Ha abla orada. Pilav, tavuk, et, patates, Allah ne verdiyse
yapıyor. Buraya yemeğe geldim ama burada da fiyat listesi var. En pahalı yemek 10 soles, en ucuz yemek 6 soles. Benim yiyeceğim 6 soles. Pilav var, tavuk var, patates var. Bak abla orada koyuyor hatta. Pilav, tavuk, patates. 6 soles vereceğim. Böyle pazar yeri bulursanız eğer Güney Amerika seyahatinizde her zaman bir tık daha uygun oluyor pazar yerleri. Bak bu teyzenin yediğinden yiyeceğim. Muchas gracias. Tabağımız bu dostlar. Gracias. Şöyle. Size yemek de göstermek istedim, fiyat da göstermek istedim. İlk defa böyle dışarıda yemek yiyorum kendim. Oy. Yemeğimiz bu. Gayet de güzel bir tabak. Bana afiyet olsun dostlar. Video bu kadardı. Yani güzel bir tur, değişik bir tur. Sadece tek sıkıntısı size verdikleri o serbest zaman bana birazcık az geldi açıkçası. O da video, fotoğraf, işte drone uçurduğum için yani. Ama değişik bir yaşam tarzı yani. Bence görülür. Bence görülmesi gerekiyor. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Bana afiyet olsun.